Birleşmiş Milletler'in tanıdığı ve Türkiye'nin de destek verdiği Libya'daki uzlaşı hükümeti güçlerinin son günlerde Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan ve Fransa destekli darbeci asker Halife Hafter'e karşı başlattığı başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Libya hükümet güçlerinin, dün başkent Trablus'un batısında konuşlanan Halife Hafter'e bağlı milislere ait mevkilere karşı yeni bir saldırı başlattığı bildirildi. Saldırı hakkında bilgi veren Libya hükümeti sözcüsü Muhammed Kunun'u Öfke Volkanı operasyonu medya merkezine yaptığı açıklamada Hafter milislerinin kontrol ettiği Vatiye hava üssüne bir hava saldırısı düzenlendiğini, hava alanının kullanılamaz hale geldiğini duyurdu. Kanunu, hava saldırısında da çok sayıda Hafter yanlısı milisin öldürüldüğü ya da yaralandığını açıkladı. Hafter milislerinin, Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerini yoğun bombardımana tabi tutmasının ardından, kentin batısındaki darbeci milislere ait mevkilere söz konusu saldırıların gerçekleştirildiği kaydedildi. Hafter milislerinin, başkent Trablus'un sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği yoğun roket saldırılarında 5 kişi öldü, 18'i yaralandı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hafter milislerinin son saldırılarında bir sivilin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı basın danışmanı Emin El Haşimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trablus'un Fercan bölgesinde ülke içinden göç edenlerin yerleşimine tahsis edilen bir üniversite yurdunun Hafter milisleri tarafından hedef alındığını söyledi. Libya hükümet kuvvetleri dün, Hafter milislerinin başkentin sivil bölgelerine düzenlediği saldırılarında 4 sivilin yaşamını yitirdiğini, 16'sının da yaralandığını duyurmuştu.